أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti siz değerli izleyici ve dinleyicilerimizin üzerine olsun inşallah. Yeni bir fıkıh ve hayat programıyla çok değerli Seydam Molla Abdülkuddüs Yalçın ile birlikte bu haftada evlerinize misafir olduk. Sorularınız için gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizlere bağlanarak sorularınızı bize iletirseniz inşallah yayın akışı içerisinde sorularınıza cevap bulmaya gayret göstereceğiz. Muvaffakiyet Allah'tandır diyelim, programımıza giriş yapalım. Kıymetli Seydam, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Allah cümlemize iyilikler nasip eylesin. Ecmain. Sizden de inşallah Seydam. Müsaadenizle Seydam, ilk sorumuzla başlayalım. Seydam, diyelim ki 35-40 yaşına gelmiş. Yani normalde eğer sağlıklı olsaydı bir toplumun içerisinde bir birey olacaktı. Fakat zihinsel engelli durumda olan 35-40 yaşındaki bir kişinin, bir erkeğin karşısına bir bayan çıkabilir mi? Böyle bir soru geldi acaba. Aklı da 3 veya 5 işte aylık bir çocuğun aklı gibi deniliyor doktorlar tarafından. Kısacası bu tarz zihinsel engelli olan kişilerin, erkeklerin karşısına kadınlar çıkabilir mi? Ya da tam tersi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi izleyen, bizi seyreden bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Rabbim Celle Celaluhu bu büyük depremi tekrar hayırlara tebdil eylesin Müslümanlar için. Amin. Bu depremde zarar gören bütün kardeşlerimize sabırlar, sabri cemiller ihsan eylesin. Gedenlere, vefat edenlere de gani gani rahmet eylesin. Şehadet mertebini nasip eylesin. Amin. Evet, şimdi ayet-i kerime kadınlar hakkında, tabi hem erkekler hakkında hem kadınlar hakkında bu mahremiyet konusunda bize bazı emirlerde bulunur. Evet. Kadınlar hakkında şöyle buyuruyor ayet-i kerime. Yani diyor ki kadınlara, mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakındırsınlar ve arzlarını korusunlar ve ziynetlerini göstermesinler. Evet. Bu ziynetlerini göstermesinlerin devamında yani bazı istisnalar yapılıyor. Ancak diyor babaları babalar, kardeşler, kocaları, eşleri falan, yani bazı insanlar istisna edilirken evit tabiine gayri ulil irbeti minel ricali diye orada da bu şey de vardır. Yani istisnaların içinde bir de ya da yani bu midesinin peşinde koşan, yani insanların peşinde giden ve onlarda yani kadınlar için herhangi bir istekleri olmayan insanlar, yani erkekler de hariçtir. Yani bunu gösteriyor ki zihinsel özürlü olanların çoğu genelde yani bu yani kadınlık erkeklik şeyini pek düşünemiyorlar. Çoğu öyledir. Belki hani bazılarının içinde istisnalar olursa da yalnız genellikle bizim gördüğümüz kadarıyla, tecrübe ettiğimiz kadarıyla bunlar sadece böyle yemek, içmek, bir nevi bir behimi bir yaşantı içindedirler. Ve akıl dengesi de gerçekten çok küçüktür. Yani çocuk aklı gibidir. Evet. Dolayısıyla bu gibi insanların, erkeklerin karşısına yani çıkıldığı zaman bir mesuliyetin olmayacağı görünüyor.
Yine de dikkat edilmesi iyidir tabii. Peki. Fakat hüküm olarak cevazdır. Peki seyir. Evet. Eyvallah. Müsaadenizle galiba ilk iki telefonumuz hazır. Evet. Öncelikle Kocaeli'ye bağlanıyoruz. Kocaeli, buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Sağ olasın. Selamun aleyküm. Sizler de sağ olun. Aleyküm selam. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun alalım sorunuzu. Şimdi banka para veriyor. 10 milyar yani faizsiz para veriyor. Evet. Dosya masrafsız para veriyor. O parayı almak helal mıdır, haram mıdır? Faizli banka mı? Yoksa katılım bankası mı? Akbank. Tamam, tamam. İkinci sorum da ikinci sorumu sorabilir Buyurun. Miyim? Tabii alalım sorularınızı. İkinci sorum da diyelim 70 gram 80 gram altınım var. Daha evet. Sonradan bu yıl üzerinden geçti diyelim. Tamam. Tekrardan diyelim 100 gram altını bozdum ama yeni bozdum. O altına zekat düşer mi düşmez mi? 170-180 gram altın dediniz değil mi? Hayır, 70 gram altın vardır diyelim. Tamam. Ondan sonra ben o 70 gramın üzerinde bir yıl geçti ama. Tamam. Yeni diyelim 100 gram altın aldımsa. Anlaşıldı. O altına zekat düşer mi düşmez mi? Peki, sorunuz anlaşıldı, soralım inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Bizler teşekkür ederiz. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Diğer izleyicimiz Diyarbakır'dan. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza Diyarbakır. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Abi size bir sorum soracaktım da. Buyurun. Benim 32 yaşında bir kardeşim var. Eyvallah. Biraz engellidir. Ayağı eli tuttuğu çoşkun hamdolsun ama engellidir. Tamam. Namaz kılıyor, tövbe etti, namaz kılıyor, abdest alıyor mu, nasıl abdest alıyor, namazı oluyor mu, olmuyor mu? Düzgün abdest alıyor. Engelli ama derken işte, zihinsel engelli mi yoksa normal bedensel engelli mi? Normal zihinsel engelli, yani benim senin gibi konuşuyor, muhabbet ediyor, soru soruyor, şey yapıyor abdest alırken. Bir de etti haytu bazen yanlış okuyor. Namazı oluyor mu olmuyor mu? Onun Ben tekrar edeyim yanlış anlaşılmasın diye. Yani zihinsel olarak mı engelli yoksa bedensel olarak mı engelli? Zihinsel olarak. Tamam. Peki. Peki soralım inşallah. Bakalım Seyda'mız ne diyecek? Tamam oldu. Selam. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Var mı başka? Varsa bir telefon daha alabiliriz. Peki Seyda'm. Birinci sorumuz Seydam, izleyicimiz diyor ki normalde faizli bir banka Seydam. Fakat bazen hani kampanya düzenliyorlar Seydam. Faizsiz 10 bin lira veriyorlar mesela. Gidip başvuruyorsun, o kampanyadan yararlanıyorsun örneğin. 10 bin lira veriyorlar. Bu gibi durumlarda bizim bu bankalara başvurmamız caiz midir değil midir Seydam? Yani ihtiyaç varsa başvurulabilir. Neye göre Seydam ihtiyaç mesela? Yani böyle diyelim ki bir adam kirasını ödeyemiyor. Evet. Veyahut da diyelim ki ev alıyor, evinde bir miktar parası eksiktir. Veyahut da yani borcu vardır, borcunu ödeyemiyor. Başka bir şekilde ödeme imkanı yoktur. Bu gibi böyle ihtiyacı şiddetli olduğu bir durumda yani o bankaya başvurup yani madem ki faizsiz ve şeyse hiç mesela sıfır faiz ise gerçekten kimse o konuda mesela ondan faiz istemeyecekse bunu şey yapabilir. Yani o ihtiyacı için kullanabilir. Ama hani işini büyütmek için ve madem ki veriyor ben de alayım kendime kullanayım. Yani bu biraz daha diyelim ki bir iş olsun diye yani biraz kar edeyim maksadıyla alması caiz olmaz. Çünkü nihayetinde orası faizli bir yerdir. İhtiyaç olmadan, zaruret olmadan oraya başvurmanın caiz olmadığını bilmemiz lazım. Eyvallah. Müsaadenizle iki telefonumuz daha var. Evet. Öncelikle ikisi de İstanbul'dan. Birinci izleyicimiz. Buyurun İstanbul. Alo. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bir hocama iki sorum olacaktı. Soracaktım. Alalım sorularınızı. Buyurun. Şimdi sorum birisi.
Tamam. Kürtçe söyleyebilir miyim Kürtçe? Buyurun, nasıl rahat hissediyorsanız kendinizi. Normalde programımızın formatı Türkçe. Siz nasıl istiyorsanız sorabilirsiniz tabii. Seyda Korva Bey'cim. Keremke. İnsan ki her nevin ahor. Beli. Zamanı nemeci kendi. Beli. Zira bu sarı sebebidir ki her ava banyo vesaire o zamanı nemeci kendi ve esnayı da. Tamam. Anlık rabi kane banyo bu kune mezahı bakayım. Yani brasti min tam fahm nekir sevalata yani tıkarı carda beji yajib tırki beji. Naz kan bejim. Kerem ki. İnsan ki mesela şu nevin ahon. Tamam. Rabu ki mezah kız zaman eni mezeci kemini mezahsı be. Hemen rabu aravi de en beddehe dakika heyi tırki. Kanı hemen banyo bu kune mezahı tamam. Bakıyor. Tamam, hadi fahmi, sevalata. Vakitin sevalata hebun? Sevaladı dazi. Sed gram zere mera hebi sal sara darbas nebi. Zikab leydi kebi. Sed gram o sal ser darbas nebi, he? He, salavi darbas nebi. Tamam, ser sara, ser çava. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Emaneti hudabın inşallah. Seydam, bir telefonumuz daha mı vardı? İstanbul'dan ikinci izleyicimiz. Buyurun. Alo. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Selamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ezi Seyda Erhu soru gibi fırsım. Kira kubra ne aydınlatmış bu ki. Kerem ki. Erli İstanbul minibüsçü mü? Beli. Ezi mesela zaman tünü ki eşafi mi? Beli. Ama zaman tünü ki emherim desmeyeceği bir gün. Eskarım niyeti hanifi desmecahı devam bıkım çünkü fırsat mı? Tamam. Acaba merekarı bıkı yoksa ne? Desteği bir pire kat ben. Yani çımatı. Dediğim pera tamam. Dedirin o desteğini. Tamam. İca bırama aydınlatmış bu ki o hadi kule rahat yemedi bu. Kudeş tacı razı be emaneti khuda bin khuda itali işi ver hevdu bine inşallah. Kıymetli Seydam, diğer sorumuz, izleyicimiz dedi ki benim normalde sene içerisinde 70 gram veya 80 gram nisaba ulaşmayan bir altınım var. Fakat sene içerisinde ben bir 100 gram daha ekliyorum. Bu 170 veya 180 oluyor. Şimdi ne zaman başlar? Yani zekat vermeye ne zaman? Hemen 170 gram olur olmaz mı vermem lazım? Yoksa ne zaman zekat düşer Seydam? Evet, şimdi nisap, altının nisabı konusunda değişik görüşler var ama günümüzde daha çok alimler 80 gramdan hesaplıyorlar. Yani hatta daha önceki bazı alimlerimiz 74 gram olsa da nisaba ulaşmış sayılır diyorlardı. Fakat şimdilik daha çok böyle 80 gram. Hatta daha çoğunu da söyleyenler var ama daha ihtiyatlı olan budur. 80 gramdan 80 gram varsa üzerinden bir yıl geçerse zekat düşer. Ama 70 gramdır dediğiniz gibi. 70 gramdır. Ondan sonra diyelim ki bir miktar daha ekleyip 80 yapıyor veya 100 yapıyor veya 150 yapıyor ne yapıyorsa o eklediği kısım ne zaman diyelim ki eklenmiş ise o günden itibaren bir yılın geçmesi lazım. Hicri bir yıl. Hicri bir yılın geçmesi lazım. Peki Selim. Yani eklenen günden itibaren. Değil ki mesela daha önce bir 70 gramı vardı, bir yılı geçmişti. Şimdi de işte 30 gram aldı, 100 gram oldu. Acaba hemen zekatını verecek mi? Hayır, hemen zekatını vermez. Peki Selim. Bir yıl geçtikten sonra. Diğer sorumuz Seydam. 32 yaşında zihinsel engelli bir kardeşim var diyor. Bu kardeşim tövbe etti dedi, namaz kılıyor dedi. Tabi zihinsel engelli ölçüsünü bilemiyoruz. Hani yüzde evet. Kaç engellidir evet. Onu da bilemiyoruz. Evet. Demek ki o kadarını akledebiliyor. Tahiyyatı yanlış okuyor. Bazen sureleri falan yanlış okuyor diyor. Acaba evet. Mesuliyeti var mıdır? Nedir? Ne yapılması lazım Seyda? Şimdi zihinsel engellidir diyor. Biz onu bilemiyoruz. Yalnız evet. Eğer yani o zihinsel, o engellilik çok fazla değilse yani diyelim ki iyi kötüyü birbirinden ayırt. Normal bizimle dedi Seydam konuşabiliyor dedi. Şimdi öyleleri çoktur. Konuşabiliyor evet. Ama hakikaten de engellidir yani.
Hemen sonra bakıyorsun başka böyle uygun olmayan bir harekette de bulunuyor. Olmadık işleri. Evet. Dolayısıyla yani zihinsel engellidir yani. Eğer mesela bir yanlışı olursa da bir şey olmaz yani. Eyvallah. Allah Celle Celaluhu onun durumunu çok iyi bilir ve ona göre inşallah kabul eder yani. Ne bunların üzerinde ne de onun üzerinde herhangi bir mesuliyet yok. Zaten görevlerini yapmışlar, ona şey yapmışlar. Yardımcı ama yine olsun. De mesela unutuyor, şey yapıyor, mesela değişik yanlış okuyorsa orada herhangi bir sıkıntı inşallah olmaz. Mümkün mertebe yardımcı olsunlar. Evet, evet. Eyvallah. İki telefonumuz daha var, müsaadenizle Seydam. Evet. Öncelikle Bursa'ya bağlanıyoruz. Buyurun, Bursa. İyi akşamlar abi. Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Abi soru kim? Ben Seyda Pırskın'da. Keremkin. Beri adetimiz bir sıra oldu mu? Beli. İnce anara çağda yara bazda eleket benim. Beli. Dişade bir sıra teze adetti benim. Evi çağırıp ben şöyle elimizkim. Ne kadar artık tedirgin dedim. En azından hem Kur'an'ı dıkhunum hem edeyim. Kadesi kulun Kur'an'ı. Bu sahi emsajda nalın. O millete kutu dinlemi. O emsajda bibinleri. Peki. Hatfami savali ve emi pırsın inşallah. Tamam. Savamini. Emaneti hudibin. Sersera serçala. İkinci izleyicimiz Diyarbakır'dan. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza Diyarbakır. Sağ olun. Sizler sağ olun. Buyurun. Hocam. Kavuş diriye. Jana ve depremi içiye. Emkarın ya perim ya gosti bir bitiyle. براستی من سوال تفهم نکرد کاری دوباره بکی؟ نگو من قربان قلب کریه تمام یعنی دو خواه ایزانا به دپرمی چیدیه امتاریم یا پریوی یا گوستی چیمی خودی دپرمی ایلا پشمتی تمام سر سرا سر چوا امی پرسن انشاءالله سیدا انشاءالله امانتی خودی بین انشاءالله ببینید خیر و خوشیده سیدام دیگر سورموز ایزلیجیمز دیدی که بن sabah namazıyla alakalı sordu. Evet. Dedi ki sabah namazından hemen önce kişi yani eşiyle birlikte olmak isterse Seydam. Yani diyelim ki birliktelikten sonra 10 dakika kalmış ezan okuyacak. Ondan sonra yani kısacası ezan okunmadan önce bir şekilde ve vakit çıkmadan hemen bir şekilde bir kısa bir sürede banyo yapma ihtimalini düşünüyor ve ona göre davranıyor. Acaba bu caiz midir değil midir bu şekilde? Ama namazı belki geç edebilir. Şimdi eğer insan geceden birlikte olmuş ama geç kalkmış ise evet. Yani uyandığı zaman bakıyor ki 10 dakika kalmış. Evet Selam. Ne yapacak? Tabii ki ilk işi banyo yapacak. Evet. Yani banyoyu yapacak ve ne kadar zaman kaldıysa kaldı kalmadıysa kaza olur zaten. Evet. Yani o şekilde yapması şarttır. Ama diyelim ki namaz vakti az kalmış. Tabii bunu hesaplıyor kendine göre. Diyor ki ben mesela yetiştireceğim diye. Bu birliktelik olursa ve o zaman mesela eğer riske düşecekse namaz bu caiz olmaz. Yani riske düşecekse caiz değildir. Mesela namazını kılsın ondan sonra artık istiyorsa yani yine birliktelik yaşayabilir. Fakat eğer mesela dediğim gibi geceden olmuşsa bu birliktelik ama geç kalmış ve uyandığında 10 dakika tek kalmış yine de yapacağı şey banyo yapmaktır. Yani gusül almasıdır. Peki Seydam. Evet. İzleyicimiz dedi ki ben İstanbul'dan minibüs şoförüyüm Seydam. Bayanlarla yani el temasımız oluyor, para al ver. Ben normalde Şafii mezhebine tabiyim. Acaba abdest almamız da çok zor oluyor. Bu konuda Hanefi mezhebini taklit edebilir miyim Seydam? Evet. Yani taklit etsin. İmam Ebu Hanife'nin mezhebini taklit edecek. O mezhebinde şehvet olmadığı müddetçe yani abdest bozulmaz. Dolayısıyla bu gibi kardeşlerimizin İmam Ebu Hanife'yi taklit etmeleri onlar için bir kolaylıktır. Peki Seydam. Caizdir yani çünkü mecburdurlar. Eyvallah Seydam. İki telefonumuz daha var. İkisi de Batman'dan. Birinci izleyicimiz. Buyurun hoş geldiniz yayınımıza.
Batman. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı akşamlar abi. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah razı olsun. Ecmain. Buyurun. Abi benim şimdi bir sorum, birinci sorum. Biz Batman'da oturuyoruz. Yani oturduğumuz daire depremden dolayı hasar gördü. Evet. Şimdi birinci iki kat dükkandır. Tamam. Şimdi o iki kat dükkan duvarları çatladı. Tamam. Onu mülk sahibi mi yapması lazım yoksa komple binanın komple hepsi yani herkes ortak mı yapması lazım? Az hasarlı. Birinci sorun bu. Az hasar mı, orta hasar mı, ağır hasar mı? Hafifli ama duvarı çatlamış yani tamam. Yıkılıp tekrar duvarı yapılması lazım. Siz kiracısınız öyle mi? Yok ben kendi evim, ben de üçüncü katta oturuyorum yani tamam. O iki kat dükkan mülk sahibi var yani o da orada. Tamam. Yani birinci sorun bu. Peki. Diğer sorunuz? İkinci sorum, ben şimdi Kur'an okuyorum hocam. Yani bazen ben diyorum yani kendimi düzeltmek için mesela hani program indiriyorum. Kulaklıktan o hocaları dinliyor yani Kur'an'ı onlara göre okuyorum. Yani bunda bir sıkıntı var mı acaba? Peki sorunuz anlaşıldı. Yani Kur'an'ı açıyorsunuz uygulamadan oradan dinliyorsunuz evet. Değil mi? Evet kulaklık kulağımı takıyorum onu tamam. Takip ederek okuyorum yani. Yani tamam. Düzeltmek için kendimi. Peki peki soralım inşallah. Bakalım Seyda. Tamam hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun sizler de selametle kalın inşallah. Diğer izleyicimiz de Batman'dan. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Bir sorum olacaktı hocaya da. Tabii buyurun alalım sorunuzu. Öğlen namazı azanı okuduğu zaman. Ben tamam. Azanı bekleyip de öğlen namazı kılmamız yoksa okunduktan sonra namaza başlayabilir miyim yani? He, yani ezan okunur okunmaz mı namaz kılayım yoksa ezan evet, bitmeden de kılabilir miyim mi diyorsunuz? Aynen öyle. Onu tamam. Sormak istedim hocam. Peki. Peki. Sorunuz anlaşıldı. Soralım inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Eyvallah. Seydam, bir bayan hanımefendi sordu Seydam. Adeti normalde şu ana kadar 20 gün oluyormuş. Yani 20 gün boyunca adet kanı görüyormuş. Yani 20 gün herhalde temizliktir. Çünkü 20 gün kan olmaz. Yani 20 gün temiz kalıyormuş, ondan sonra adet giriyormuş. Ben anladığım kadarıyla sorayım Seydam. Evet. Şimdi ise bu sene sadece dedi, hani 14 güne indi dedi. Artık ne kadar? Kısacası o 5 günü soruyor. O 5 gün, ben tam açıkçası anlayamadım. Ben anladım aslında. Buyurun ben şimdi anladığım kadarıyla şöyle dediğim, yani hani normalde bir temizlik zamanı var. Evet. O temizlik en az 15 gündür. Evet. Şafii mezhebine göre en az 15 gündür. Şimdi bayan herhalde şimdiye kadar 20 gün temiz kalıyordu. Ondan sonra adet görüyordu. Ama şimdi ise 14-15. Günde adet yani lekeler görmeye başlıyor. Yani 14 gün temiz kalıyor, 15 gün temiz kalıyor. Ondan sonra lekeler görmeye başlıyor. 20. günde tam adeti artık görmeye başlıyor. Öyle dedi. Şimdi böyle durumda eski adetine göre devam edecek. Yani o 4-5 günü yine ibadetini yapacak. Namazını kılacak. Yani yine temizdir. Sadece işte kanın, lekelerin değdiği yerler varsa oraları temizleyecek. Çünkü o necistir. Onu temizleyecek, yıkayacak. Ve ibadetini de aynen olduğu gibi ibadetini yapacak. Ama böyle tam hayız kanı zaten bellidir. Hayız kanı rengi, kokusu, ondan sonra biraz hararetli olup da yakması bellidir. Yani onu biliyorlar. Onu gördüğü zaman işte o zaman zaten artık demek kesin adet o zamandır ve artık ondan sonra ibadeti falan bırakacak. Peki Sedan. Diğer sorusu ablamızın. Dedi ki biz oruçta diyelim ki mukabele yapıyoruz. Tilavet secdesiyle alakalı yapmamız gerekiyor mu? Evet. Kim yapması lazım? Özellikle dinleyenlerin de tilavet secdesi yapması gerekiyor mu? Şimdi eğer sesli okunuyor, Kur'an-ı Kerim sesli okunuyor dediği gibi mukabeledir zaten, seslidir. Bu mukabeleyi yapanlar, mukabeleyi yani okuyanların kendileri eğer onlar secde ederlerse, onlar secde ederlerse dinleyenler için secde etmek daha evla olur. Yani daha böyle müstehaptır ki onların da secde etmesi. Ama okuyanların kendisi yani secde etmediği, tilavet secdesi geldiği halde onlar secde etmese bile dinleyenler bunu fark ederse, secde ayeti olduğunu bilirse onun da secde etmesi yine de sünnettir onun için.
Yani yine kendisi için sünnettir. Kendisinin yapması ala kulli hal sünnettir. Eğer okuyanın kendisi secde ederse bu sefer dinleyenler için de daha evla olur. Peki selam. Evet. Eyvallah. İzleyicimiz dedi ki yanlış anlamadıysam adak kurbanı adadığını söyledi. Depremden dolayı parasını deprem bölgesine gönderebilir mi acaba? Caiz midir selam? Yani parasını kurban orada kurban verilmek şartıyla gönderebilir. Çünkü nezir adak yerine gelmelidir. Ne demişse onu bizzat yapmalı. Ya mesela artık burada mesela kurban alacak, o kurbanın etini oraya gönderecek. Ya da parayı verecek birilerine, onları vekil tayin edecek. Orada kurban kesilecek ve o depremzedelere dağıtılacak. O şekilde yapması lazım. Yani illa kurbanın verilmesi gerekir. Çünkü adak neyse o adakın yerine gelmesi gerekir. Peki Seydam. Eyvallah. İki telefonumuz daha var Seydam müsaadenizle. Birinci izleyicimiz Van'dan. Buyurun hoş geldiniz yayınımıza Van. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam başımız sağ olsun bütün tebriklerinizi. Sesinizi alamıyorum açıkçası biraz daha. Evet hocam sesime geldi mi hocam? Buyurun buyurun. Başımız sağ olsun bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Allah'a gidenlere rahmet eylesin. Amin. Evet hocam benim bir tek bir sorum var. Buyurun. Hocam benim 8 tane çocuğum var. Evet. 5 tane kızım var hem Kur'an okuyor hem namaz kılıyor. Evet. Maşallah. 3 tane erkek oğlum var. Cuma cuma günü namaz kılıyor. 2 evet. Evlidir. Biri de tabii yani 21 yaşındadır. Evet. Ben bazen bunlara beraber de yemek de yemiyorum. Evet. O zaman kazandığı para bana verdiği bu parayı ben de mesulüm mesul değilim. Günaha giriyorum girmiyorum. Yani namaz mı kılmıyorlar? Ondan dolayı hep mı? Yani cuma cuma kılıyor hocam. Tamam. Peki, peki soralım inşallah. Hadi selamun aleyküm, rahmetullah. Rabbim yardımcınız olsun inşallah. Hepimiz. Allah-u Teala onları acilen söyler, göndersin. Dua etsin, belki bunları namaz kılsın hocam. Eyvallah, inşallah. Rabbim hadi. Selamet versin inşallah. Allah'a emanet olun, selamet takalım. Diğer izleyicimiz Bursa'dan, buyurun. Bursa. Alo. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Haydi akşamlar. Sağ olun, teşekkürler. Hocaman bir sorun var size. Buyurun. Bazı sohbetlerde diyor ki, biri vefat ettiği zaman Kur'an okuyorlar, mevlid deniyorlar, ona hayır yok yani, o öyle. Tamam. Yani hiçbir hayır yok. Acaba bir hocaya sorsan da hayır peki. Oluyor mu yani, iyi mi onun için, o peki. Vefat eden istiyor. Peki. Yani Kur'an okuyor, hayır yoktur, nasıl boşu boşuna okuyorlar. Peki, sorunuz anlaşıldı, soralım inşallah. Tamam. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Sizler de sağ olun. Seydam, izleyicimiz dedi ki ben üç katlı bir binada oturuyorum. Ben üçüncü katta oturuyorum dedi. Alt kat dükkan dedi. Depremden dolayı çatlamış dedi duvarları. Acaba yani o çatlayan duvarları kimin onarması gerekiyor? Kiracının mı yoksa mülk sahibinin mi Seydam? Kimin onarması lazım? Az hasarlı çıkmış bina herhalde. Yani dükkan kime aitse onun tamir etmesi gerekiyor. Herkese ev Seydam. Mesela diyelim ki kiracıyız. Hı. Evimizde çatlaklar var ya da işte boyası kalkmış. Onun tekrar boyanması gerekiyor. Sıvanması gerekiyor. Evet. Onu ev sahibi mi üstlenecek yoksa kiracı tabii mı? Tabii ki ev sahibidir. Çünkü o mülktür. Şimdi Seydam açıkçası üst üste sorular geliyor. Hı. Mesela 10 bin lira devlet yardım verdi ya Seydam. Evet. Diyelim ki yani ev sahipleri bu sefer diyorlar ki devlet 10 bini senin 10 bin evi onu onarman için verdi. Dolayısıyla ben yapmıyorum sen yapacaksın. Acaba böyle söylemeye hakları var mı? Hayır. Çünkü o onarmak için değil. Evin onarması için verilmemiş. Evet. O normalde orada evde bulunan kişi için verilmiş. Yani belki eşyaları zarar görmüş olabilir diye. Mesela orada ikamet eden için verilmiştir. Mülk için verilmemiş yani tapuya gönderilmiyor. Adrese gönderiyor yani. Bunu tabii soruşturabilirler. Yani acaba bu devlet bu parayı niçin vermiş? Kime vermiş? Yani benim anladığım kadarıyla o para o evde oturan için verilmiş. Yani evin tamiratı için verilmemiştir. Ha eğer mesela evde oturanın kendisi ev sahibi ise de ayrıyeten tabii ki evini yani, tamir edecek şey yapacak. Fakat ev sahibi değilse normalde o zararı ev sahibinin karşılaması lazım. Yani kendisi evini tamir edecek. Peki Seydam. Diğer sorumuz Seydam izleyicimiz dedi ki ben Kur'an-ı Kerim'imi daha iyi bir duruma getirebilmek için
normal Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyan birisinden uygulamayı indiriyorum, kulaklığımı takıyorum ve o şekilde takip ederek okuyorum. Evet. Acaba burada bir sıkıntı var mı senin? Sıkıntı yok, güzeldir. Yalnız yeterli değil. Bunu bilmesi lazım. Yani bu seyircimizin, bizi izleyen bu kardeşimizin şunu iyi bilmesi lazım ki yani sadece Kur'an-ı Kerim'i diyelim ki uygulamada dinlemekle, seyretmekle, kulaklıkla şey yapmakla bu yeterli olmaz. Elbette ki faydası olur. Mutlaka bir yerleri düzeltebilir. Fakat çok eksik de kalır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in böyle çok sağlam yapılabilmesi için Kur'an'ı baştan sona kadar Kur'an'ı iyi bilen, Kur'an tecvidini güzel bilen birisinin yanında baştan sona kadar okumasıdır. Onu da dinlemesidir. Eyvallah Sena. Diğer izleyicimiz Selam diyor ki benim 8 tane evladım var. Allah evet. Bağışlasın. Allah-u Teala Amin onları salihlerden, Amin. Salihalardan eylesin inşallah. Fakat durumları şöyle. 5 kızım var dedi. 3'te erkek çocuğum var. İkisi evli bunların dedi. Öncelikle dua istiyor. Bu çocukları için dua istiyor. Erkek çocukları cumadan cumaya namaz kılıyormuş. Şimdi benim bu konuda sorumluluğum nedir? Yani ben acaba ne kadar sorumluyum? Ve hani ben bunların yediği yemekten, yani daha doğrusu hazırladıkları yemekten yiyebilir miyim benim? Hmm. Bu konuda izleyicimizin endişeleri var. Bir de dua talep ediyor Sedam. Rabbim Celle Celaluhu o çocukları ıslah eylesin. Onları samimi, doğru, salih insanlar eylesin. Amin. Şimdi onların çalıştıkları iş eğer haram değilse getirdikleri yiyeceklerden yiyebilir. O da bir sıkıntı yok. He. Çünkü onların getirdiği mesela diyelim ki onların kendisine verdiği para olabilir veyahut da hazırladıkları yemek olabilir veya kendisine getirdikleri gıda olabilir, elbise olabilir. Bunları kullanmasında bir sıkıntı yok. Çünkü onun çocuklarıdır ve bunlar da çalışmalarının karşılığını alıp getiriyorlar. Namaz kılmamaları buna şey yapmaz, yani buna tesir etmez. O kendilerine zararı vardır. Yani kendileri günahkar oluyorlar. Namaz kılmadıkları için günahları onların boynunadır. Peki Seydan. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun inşallah. 2 sorumuz daha var müsaadenizle. Öncelikle Bursa'ya bağlanıyoruz. Buyurun. Buyurun Yeşil Bursa. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam benim Buyurun sizleri dinliyorum. Hocam bir sorum olacak. Tabii buyurun. Şafii'miz buradan Hanefi kocalarımız senden rica etsem namazı kılıyoruz. Beyefendi rica etsem televizyonun sesini kısarsanız bizlere sadece telefonda konuşun. Buyurun. Buyurun. Tamam hocam. Evet. Bizim mezhebimiz Şafii'dir hocam. Tamam. Hanifiler 4 rekat teravih namazı kılıyor. Acaba biz böyle yaparız o yoksa evde 20 rekat kırırsam daha iyi gün olur bir hocam bir soru verin. Peki sorunuz anlaşıldı. Soralım inşallah. Tamam iyi akşamlar. Sizlere de Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Eyvallah. Diğer izleyicimiz Şırnak'tan. Buyurun Şırnak. Buyurun hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam 3 tane sorum olacaktı. 3 soru da bu depremle ilgili. Buyurun alalım hızlıca. Hocam deprem günü İstanbul'dan Şırnak'a uçakla gelecektim. Tamam. Benim biletim iptal ettiler. Tamam. Bu iptal ettikten sonra yani ben mağdur oldum. Tamam. Türk Hava Yolları benim biletim iptal ettikten sonra bir miktar para verdiler yani mağdur olduğum için. Tamam. Bu yani nasıl olacak? Şimdi yani haram biletin dışında mı? Yani... Ondan sonra bazı biletin dışında mı size ekstra mağduriyet parası mı verdiler? Aynen. Tamam. Bilet iptal ettiler. Tamam. Diğer sorunuz? Diğer sorumuz yani bu gayrimüslim olanlar bu depremi tabii etkilemiş.
bunlara yani buyurun, ne evet diyelim zekat mı veya fıtra mı ona verebilir miyiz? Gayrimüslimlere mi? Aynen. Tamam, tamam. Üçüncüsü hocam yani zekatı daha bayram gelmeden önce bu depremle verebilir miyiz? Yani fakirlere depremle ilgili yani deprem olanlara. Peki, her üç sorunuz da anlaşıldı. Soralım sağ inşallah, bakalım Seyda'mız ne diyecek. İyi bakın, iyi akşamlar. Sizler de selametle kalın inşallah. Seydam, izleyicimiz dedi ki vefat edenlerle ilgili mevlüt okunuyor. Onlar için mevlüt okunuyor. Ondan sonra Kur'an okunuyor. Bazıları da çıkıp diyor ki bunun ölüye hiçbir hayrı, hiçbir sevabı yoktur. Ben de merak ediyorum. Acaba gerçekten öyle midir? Bunun hükmü nedir Seydam? Yani verilen sadakaların nasıl ki faydası varsa okunan zikirlerin, Kur'an-ı Kerim'in de mutlaka faydası vardır. Eğer onların ruhlarına hediye edilirse bu inşallah onların ruhlarına ulaşır ve faydası fayda görürler. Yani bu fayda görmezler, onların ruhlarına ulaşmaz diyen insanlar kendilerine konuşuyorlar. Ama bizim İslam alimlerimiz, büyük alimlerimiz okunan Kur'an-ı Kerim eğer bir kişinin niyetine okunuyorsa inşallah onun sevabını alır. Peki selam. Evet. Eyvallah. Diğer sorumuz, izleyicimiz dedi ki ben yani Şafii mezhebine tabiyim fakat Hanefilerin yoğun yaşadığı bir bölgedeyim. Evet. Teravih, yani malum Ramazan da yaklaşacak. Teravih namazını 4 kılıyorlar onlar, 4-4. Acaba biz onlara tabi mi olalım yoksa nasıl kılalım Seydam? Yoksa evde mi kılalım yani nasıl kılalım Seydam? Yani mesela onlar 4 rekat kılıyor. Siz mesela 2 rekat kıldığınız zaman onlar da zaten tahiyyat okuyorlar. Evet. Tahiyyatı okuyup kalktıkları zaman sen yani ayrılıp selam verebilirsin. Selam verdikten sonra tekrar kalkarsın ve niyetini getirip onlara uyarsın. Bu şekilde yapabilir insan. Yani ve isterse de taklit eder ve 4 rekat olarak da kılabilir. Yani hani diğer birinci şekil belki garipsenir Seydan. Evet yani. Hani çoğunlukla öyle yapılıyor. Bizim evet, bulunduğumuz evet yerlerde tabi hem Şafiilerin hem Hanefilerin olduğu yerlerde eğer Hanefi mezhebine göre kılınıyorsa Şafiiler bu şekilde kılıyor. 2 rekat kılıp selam veriyor. O tekrar imama uyuyor. Evet. Ama eğer mesela diyelim ki dikkat çekip mesela yani bazı sıkıntılı durumların yaşanmasına sebebiyet verirse taklit ederek 4 rekat kılıyor. Bir sıkıntı yok yani. Yok yani. Peki izleyicimiz dedi ki ben deprem günü İstanbul'dan başka bir şehre yolculuk yapacaktım fakat uçağımız iptal edildi. Bir mağduriyet yaşandı. O mağduriyetten dolayı bir miktar ücret verdiler. Acaba o ücreti aldım. Bunun hükmü evet nedir Seydam? Yani vermişlerse alabilirsin tabii ki. Bir sıkıntı yok. Yok, İstediği gibi çünkü kullanabilir. Çünkü bir çalma bir gasp değil. Peki Seydam. Evet. Caizdir. Depremde Seydam etkilenmiş olan gayrimüslimlere Müslümanlar zekat fitre verebilir mi Seydam? Yani zekat ve fitre Müslümanlar içindir. Gayrimüslimlere gitmez. Ama sadaka verebilir. Yani onların dışında teberrü yapabilir. Yani mağdurdur, çok fakirdir, fakir düşmüş. Öyle onlara kendi malından bir miktar onlara yardım edebilir insan. Ama zekat olunca zekat ve fitre ancak Müslümanlar içindir. Peki Seydam. Allah razı olsun inşallah. İki telefonumuz daha var. Öncelikle Adana'ya bağlanıyoruz. Buyurun Adana. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hocama bir sorum olacaktı da. Eyvallah, sağ olun. Buyurun. Diyelim biz namazda, herhangi bir namazı, öğlen veya ikindi namazında namazımızı kılıyoruz. Evet. O anda depreme yakalansak, evet, o namazı terk etmeliyiz yoksa devam etmeliyiz? Peki. Ya da terk etsek bir günahı var mıdır? Peki, var mıydı başka sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Peki bizler teşekkür hayır, ederiz. Allah'a emanet olun. Rabbim dini ve dünyevi bütün afetlerden muhafaza eylesin cümlemizi inşallah. Diğer izleyicimiz İstanbul'dan. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. İstanbul. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsınız? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Hamdolsun. Sizleri sormalı efendim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağlık ve saatinize duacıyım. Amin ecmain sizlerden. Ben Seydam'a bir sorum olacaktı. Bir şey söylemek istiyordum. Tabii buyurun. Seydam şimdi nasıl desem size Allah'a şükürler olsun. Az çok
dini bakımından zamanımıza göre, çevremize göre kendimi yetiştirmiş bir insanım. Hamdolsun. Kendim aldığım dini terbiyeden ve dini eğitimimden dolayı ben şunu öğrendim hayatta. Bu dünyada yani konu komşuna, akrabana her şekilde insanlığa faydalı olmayı, mutlu etmeyi, iyilik yapmayı öğrendiğim için kendim bizzat çok iyi durumlara geldim maddi bakımdan. Evet. Bundan dolayı da eş, dost, akrabalarıma maddi manevi her türlü yardımlarda bulunan bir insandım. Maşallah. Yani hatta o kadar iyilik yapmayı severdim. İnsanların mutluluğuyla iyilik, yani mutlu olan bir insandım. Evet. Şöyle düşünün yani ilk arabama sahip olduğum zaman dahi komşularımın kapısını çalarak hastalarınıza, ne bileyim herhangi bir durumumuz olduğu zaman gece gündüz yani bir faydam dokunur diye evet. yapmaya çalışan bir insandım. Evet. Fakat öyle bir de zaman geldi ki kendim bu insanlardan çok aşırı derecede nankörlük gördüm. Hatta tam tersine aşırı derecede iyi olmama rağmen, insanlık yapmama rağmen evet. Kötü durumlara düşürdüler beni. Arkamdan konuşmalar oldu ve kısaca söyleyeyim, kafanızı çok ağrıtmayayım. Buyurun. Şu anda öyle bir hale geldim ki yani artık diyorum ki Yüce Allah'ın bana farz kılmadığı hiçbir iyiliği yapmak istemiyorum. Evet. Yapmak, iyilik yapmak istediğim birilerine yapmak istiyorsam dahi tanımadığım, görmediğim, bilmediğim insanlar olsun ki artık nankörlüklerinden, hakaretlerinden, ne bileyim haksızlıklarını duymayayım, görmeyeyim. Şu anda tamam. kendime artık iyilik yapacağım şahıslar beni tanımasın, görmesin ki ben de onlardan darbe yemeyeyim, nankörlük görmeyeyim şeklinde bir şekle girmişim. Bu, acaba bu, bununla ilgili doğru. bana nasıl bir tavsiyede bulunabilirsiniz? Peki, sorunuz anlaşıldı. Soralım inşallah, bakalım Seyda'mız ne diyecek? Çok teşekkür ederim. Bize teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Size yine de iyilik yapmaya devam edin her şeye rağmen. Allah-u Teala önünüze çıkaracaktır bir şekilde inşallah. Allah razı olsun. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seydam, zekatı önce verebilir miyiz diyor izleyicimiz. Normalde zekat, örneğin 3. ayda zekat vereceğiz. Ya da işte şu an 3. aydayız, evet. Diyelim ki 7. ayda zekat vereceğiz. Şimdiden zekat verebilir miyiz depremden dolayı mesela? Yani zekat zamanından önce insan zekatını verebilir. Caizdir. Caizdir. Fakat şu var, zekat zamanı gelince eğer değerinden bir eksilme olmuş ise o verdiğinin, onun üzerini tamamlaması lazım. Diyelim ki şimdilik onun zekatı hesapladığı zaman şimdilik 50.000 TL tutuyor. Evet. Fakat zamanı gelince, asıl zamanı gelince 54.000 tutuyor. Evet. İşte o 4.000'i de ek olarak o zaman vermesi lazım. Peki Seydam. Evet. Diğer sorumuz, namaz kılıyoruz Seydam. Hı. Malum son zamanlarda birçok deprem oldu. Namaz kıldığımız esnada deprem olursa acaba nasıl davranmamız gerekiyor? Bizler namazı terk edip kaçarsak veya o an farklı bir tepki verirsek acaba bir sorumluluğu var mı Seydam? O zaman korku namazı olur. Yani aynen düşmanla savaş gibidir. Yani deprem esnasında hani tabii ki diyelim ki zemin kattadır. Evet. Zemin kattaysa hani dışarı çıkabilir. Namaz üzerindedir ve deprem oldu. Evin düşme, yıkılma riski var. Ne yapar? Namazını bozmaz ve koşar. Evden çıkar, emin bir yere gelir ve namazına devam eder. Kaldığı yerden mi? Kaldığı yerden devam eder. Hatta o kaçış esnasında Fatiha'yı da okuyabilir. Tabii aklına zikirlerin gelmez. Eğer aklına geliyorsa. Yani o korku namazı haline dönüşüyor. Korku namazı da oluyor. Nasıldır Seydam korku namazı kısaca? Korku namazı kısacası şöyle mesela düşmanla savaş. Diyelim ki bir insan eğer tam böyle savaşın esnasındadır. Silah kullanıyor. Evet. Ve namaz vaktidir. Namaz geçecek. Evet. O esnada yani mümkünse kıbleye yönelip niyetini getirir ve ondan sonra silahını kullanır, Fatiha'sını okur. Rükû ve secdesini eğer yapabiliyorsa yapar, yapamıyorsa işaretle yapar. Gerektiği yerde koşar, gerektiği yerde durur. Tabii namazın dışında bir şey söylemez. Evet. Ve o şekilde namazını kılar, selam verir, makbuldur.
Yani hiçbir şekilde namaz kılmamanın bir şey yok. Akıl yok. Başta olduğu müddetçe namaz kılınır. Eyvallah Seyyidim. Günümüzde günümüzün tam tersi. Günümüzde en ufak bir bahane ile namaz terk edilir. Doğrudur. Ama asıl İslam'a göre ise namaz için hiçbir bahane yoktur. Evet. Amin. Tek bir bahane vardır. Bahane diyoruz ama bir sebeptir. O da aklın baştan gitmesidir. Eğer insanın aklı başında değilse o zaman mesul değil. Evet, evet. Allah razı olsun inşallah. Seyyidim, izleyicimiz dedi ki kısaca ben iyilik yapmayı seven bir insanım. Yani aldığım dini terbiyeden dolayı Rabbim kısmet etti. Ben maddi durumum iyi bir duruma geldi. Ben çevremde tanıdığım insanlara yardım etmeye başladım. Etmeyi severdim. Onların mutlu olmasıyla mutlu olan bir insandım. Komşularıma da hakeza. Kısacası bir müddet sonra ben onların nankörlük yaptığını gördüm. Yani kısacası yakınlarımdan işte darbe gördüm. Yani nankörlük yaptıklarını, arkamdan konuştuklarını gördüm. Ben de bu saatten sonra şöyle bir cümle kurdum. Allah'ın bana farz kılmadığı hiçbir yardımı yapmak istemiyorum. Yapsam da hani hiç tanımadığım insanlara yapayım ki nankörlüklerini görmeyeyim. Evet. Acaba bu konuda Seyyidimiz ne diyor Seyyidim? Doğru mu değil mi? Bu konuda hani bir duygusallık var, bir de İslam'ın söylediği şey var. Şimdi duygusallık doğrudur. Yani bir insan iyilik yaptığı zaman karşı taraftan bir teşekkür, en azından bir yani hoş karşılama bekler yani. Evet, bu bir insanlık halidir. Duygusal bir durumdur. Eğer mesela iyilik yaptığın zaman karşı taraf mesela hiç yapmamışsın gibi davranırsa ve ters hareket yaparsa bu ister istemez insanda da bazı böyle hoş olmayan şeyler oluyor. Evet. Yalnız İslam bunu söylemiyor. İslam'a göre yani bir gün bir adam Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Diyor ki ya Resulallah benim bazı akrabalarım var. Evet. Ben bu akrabalarıma iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük yapıyor. Ben onları ziyaret ediyorum. Onlar beni terk ediyor. Ben ne yapıyorsam onlar tersini yapıyor. Yani ben ne yapayım? Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurur ki diyor ki eğer senin söylediğin gibi ise sen onlara ateşin sıcak külünü onların başına serpiyor gibisin. Yani sen iyiliğinin sahibisin ama onlar o kötülüğü yaparken yani kendilerini azaba müstahak yapıyorlar. Yani sen o şekilde sen iyilik yapmaya devam et. Yani iyiliğini terk etme çünkü sen şeyini kazanacaksın yani. Ücretini alırsın. Hani meşhur bir ifk hadisesi var İslam'da. Evet canım. Hazreti Ayşe validemize yapılan bir iftira. Ve Hazreti Ayşe validemizin babası Hazreti Ebubekir'in de kendi akrabası olup fakir olan birisine de hep yardımda bulunuyordu. Evet, ve o kişi de o iftirada bulunuyor. Evet, o da iftira kervanına katılıyor. Bunu duyunca Hazreti Ebubekir yemin ediyor. Vallahi diyor ben artık o adama bir kuruş bir zırnık vermeyeceğim diyor. Evet. Ayet-i Kerime iniyor. Ayet-i Kerime diyor ki işte bu varlık sahibi ve fazilet sahibi insanlar iyilik yapmayacağına dair yemin etmesinler. Siz yani cennete girmek istemiyorsunuz. Mağfirete kavuşup da cennete girmek istemiyorsunuz. Hazreti Ebubekir diyor vallahi istiyoruz diyor. Ve tekrar kefaretini verip ve o adama tekrar iyilikte bulunuyor. Yeminini bozduğu için kefaret veriyor. Evet kefaret veriyor ve o şeye de devam ediyor. İyiliğe devam ediyor. Yani İslam bunu söylüyor. Çünkü eyvallah. Sen Allah için yapıyorsun. Aynen. Ve ücretini Allah verecek. O adamlar kötülük yapmış veya iyilik yapmış. Seni hiç ilgilendirmez. Eyvallah Seyyidim. Evet. Müsaadenizle, yüksek müsaadenizle iki telefonumuz daha var. İstanbul ve Diyarbakır. Buyurun İstanbul'dan izleyicimiz. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Türkiye geçmiş olsun hocam. Allah razı olsun cümlemize inşallah. Sağ olasın hocam. Eyvallah buyurun. Hocam bir soruma ben soracaktım. Ben bir yerden çalışıyorum hocam. Evet. Oradan Gürcistan var Hristiyan yani. Tamam. Biz o tabaktan aynı beraber yemek yiyoruz. Nasıl haram mı halal mı? Aynı tabaktan mı? Aynı karşıda tabaktan aynı. Hani değişik tabakta yani. Tamam. Var mıydı başka sorunuz? Yok hocam teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Selametle bizler teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun inşallah. Soralım. Allah razı olsun sağ olasın. Diğer izleyicimiz Diyarbakır'dan. Buyurun hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam bir takım insanlar bedel hac yoktur diyorlar. Bedel hac. Mu? Peki. Evet. Anlaşıldı sorumuz. İki,
hamile kadın ağır yük taşıyarak çocuğunu düşürürse bu kürtaj gibi günah mıdır? Peki. Her iki sorunuz da anlaşıldı. Var mıydı başka? Üçüncü sorum da şudur Seydan. Mesela evli kadın ve erkek zine yaparsa, bunlar rejim edilirse ahirette bunların cezası kaldırılır mı? Eğer kaldırılmazsa zine yapan evli kadın evli erkeğin cezasını ayet ve hadislerle açıklar mısınız? Peki. Her üç sorunuz da anlaşıldı. Soralım ama reklamdan sonraya kalacak. Tamam. Şu an reklam zamanı. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam aramız var. İnşallah daha sonra tekrar buradayız. Devam ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, programımızın ikinci bölümüyle tekrar huzurlarınızdayız. Tabii ilk bölümden elimizden birkaç soru var. Onları sorup hemen ikinci bölüme devam edeceğiz. Kıymetli Seydam, izleyicimiz dedi ki Müslüman olmayan örneğin Hristiyan bir kişiyle karşılıklı yemek yiyebilir miyim? Çalıştığımız iş yeri böyle bir durumda. Acaba bir sakıncası var mıdır? Yani onun elinde olmayan bir şeydir ve sakıncası yoktur. Olsa bile bir sakıncası var mı Seydam? Yani... Diyelim ki bir lokantada, evet Selam, bir masada oturdu, ondan sonra gayrimüslim birisi de karşı tarafa oturdu. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Yani orada bir şey yok, yani bir adam cevaz etti. Ha, insan tabii ister ki yani böyle içi huzurlu olabilmesi için, yani kendisi tercih etmemesi şartıyla tabii huzurlu bir şekilde yalnız, yani Müslümanlarla oturmak elbette ki daha talep edilen bir şeydir. Eyvallah Selam. İzleyicimiz dedi ki Seydan, bazıları diyor bedelül hac yoktur. Yani bir başkasının yerine yapamayan, hac yapamayan bir kişinin yerine hac yapmak durumu söz konusu değildir. Hı. Acaba doğru mudur bu bilgi Seydan? Doğru değildir. Doğrusu nedir Seydan? Çünkü bu Peygamber Efendimiz'e bile bir sorulmuş direkt. Yani benim babam binek üzerinde duramıyor. Ben onun yerinde hac yapabilir miyim? Evet yapabilirsin diye. Dolayısıyla bedelül hac var. Yani bir kişinin yerine. Şimdi bazı ibadetler var. Mesela herkesin bizzat kendisinin yapması lazım. Mesela namaz gibi, oruç gibi. Kimse mesela kimsenin yerine oruç tutmaz veyahut da namaz kılmaz. Evet. Fakat hac öyle değildir. Hac mesela hem bedensel hem de mali. Yani mali bir ibadettir ve o hem o malı verdiğin zaman, o ücreti verdiğin zaman o kişi de senin yerine niyet getirdikten sonra senin yerine yani hac yapabilir eğer sen yapamıyorsan tabii. Veyahut birisinin üzerinde hac farz oldu ve vefat etti, hacca gitmedi. Onun yerine de yine o bedel hac verilebilir ve yapılabilir. Peki Seydan. Hamile bir bayan Seydan, hamlini taşıdığı cenini bebeği düşürmek için ağırlık bilerek ağırlık kaldırırsa bir sorumluluğu var mıdır yok mudur? Varsa nedir Seydan? Yani eğer düşürebileceğini düşünerek bunu yaparsa bu günahtır. Caiz değildir. Elbette kürtaj gibi değil. Kürtaj yani direkt katletmektir. Evet. O ayrı. Fakat bu mesela diyelim ki çocuk düşsün diye mesela ağır yük yüklüyor. O da haramdır, günahtır yani. Caiz olmayan bir şeydir. Ve dolayısıyla böyle birisi eğer bunu yaparsa yani kefaret vermesi gerekir. Eğer öyle bir durum olmuşsa? Evet. Kefaret vermesi gerekir. O kefaret de normalde üst üste iki ay oruçtur. Yapamıyorsa 60 kişiyi doyurmaktır. Eyvallah Seydam. Diğer sorumuz evli olduğu halde Seydam zina yapan bir kişi. Diyelim ki İslam devleti ikame edildi ve orada rejim edildi. Öyle bir durum söz konusu oldu. Evet. Peki bu dünyada cezasını çekti diye öbür dünyada da yine bir şey var mıdır? Vebali bir yani günah olacak mı? Yani eğer o kişi tevbe etmiş ise racim onun cezasıdır zaten. Evet. Dolayısıyla o cezayı ceza gitmiş, bitmiş yani. Bu dünyada çekmişse tamam. Hatta mesela hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir tane bayan geliyor. Diyor ki ben zina ettim ya Resulallah. Evet. Ve çocuğunu bıraktıktan sonra geliyor ve racim ediliyor ve Resulullah aleyhissalatu vesselam onun üzerine namaz kılıyor. Hatta sahabe-i kiramdan Hazreti Ömer bile soruyor yani ya Resulallah sen namaz kılar. Tabii ki diyor. Bu öyle bir tövbe etti ki yani onun tövbesi bütün Medine eline yeterlidir. Evet. Dolayısıyla tövbe edilirse o onun cezasıdır ve inşallah kıyamete ceza görmez. Ama mesela hani recm edildiği halde günahından pişman olmazsa artık hasabı Allah üzerinedir. Peki Seydam.
Eyvallah. Evet. Hazırsa alalım sorularımızı hemen. Biraz uzun olmuş ama katılım bankalarından ev aldığımızda Seydan, 1 milyonsa mesela bedeli, vadeli olarak 1 milyon 500 bin olarak satıyorlar katılım bankası. Ama kredi olarak alırsak faizli bankalardan, başka bankalardan 1 milyon 200 bin ortalama civarı satarlar bize. Faizli krediyle aldığımız zaman haram ama katılım bankalarında kar payı adına, yani ticaret yaptıkları için helal. Bu nasıl oluyor? İzah eder misiniz Seydan? Yani faiz haramdır. Muamele odur. Evet. Yani faiz mesela bir kuruş dahi olsa adı faiz olduktan sonra haramdır. Evet. Çünkü Allah Celle Celaluhu ayeti kerimeyle ribayı, faizi haram kılmıştır. Yani görünürde senden belki evet o banka senden az alıyor ama bu işi çok yaptığı için birçok kişiden çok istifade ederek dolayısıyla yani o faizle büyüyor. Yani kendi sermayesini faizle büyütüyor ve benden senden ondan alarak. Ama diğeri normal İslami ticaret yaptığını söylüyor. Dolayısıyla bu da belki rağbet az olduğu için ancak bu şekilde kendisini kurtarabiliyor. Yani insan serbesttir. İstersen mesela ev almazsın, kirada devam edersin. İstersen o şekilde alırsın. Ama faize bulaşırsan harama bulaşmış olursun. Yani bu peki, şeydir yani bu Allah'ın hükmüdür. Diğerinin az, diğerinin çok olması onu şey mubah etmez. Evet. Eyvallah selam. Gelsin diğer sorumuz. Yardım vakıflarına zekat parasını banka hesabından yatırsam bir sıkıntı var mı Seydan? Yardım vakıflarına... Zekatı Seydan bankadan havale edecek. Olabilir. Yazacak oraya zekat parasıdır. Tabii. Bir sıkıntı yok. Yok. Peki. Sıkıntı yok. Gelsin diğer sorumuz. İki rekat olan müekket sünneti 4 rekat kılmak teheccüd namazının sevabına eşitmiş. Doğru mudur acaba? Yani öyle bir şey ben görmedim. Bilmiyorum. Ben o malumata sahip değilim. Kusura bakmasınlar. Yalnız 2 rekat olan müekked sünnet, sünneti 4 rekat kılmak. Bu nasıl olur? Açıkçası ben de tam yani anlamadım. 2 rekat müekked, 4 rekat değil zaten. Mesela diyelim ki öğle namazından önce 4 rekat sünnet var. 2 rekat müekkeddir, 2 rekat gayri müekkeddir. Bunlar ayrı ayrı zaten kılınır. Yani 2 rekat kılınarak acaba selam verilir. Acaba onu mu kastediyor? 2 rekat kılınarak selam verilir. Ondan sonra 2 rekat daha kılınır ve selam verilir yani. Ama her iki durumda da teheccüd namazına sevabına eşit diye bir bilgi. Yok yani ben öyle bir şey bilmiyorum. Peki. Ve teheccüd namazının sevabı gerçekten Allah Celle Celaluhu bile söylemiyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٍ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ. O kadar çok ki yani. Yani فَلَا تَعْلَمُ, hiçbir nefis bilmez ki ona ne kadar göz aydınlığı hazırlanmıştır. Yani biz bunu bilemeyiz. Allah da bize söylememiş. Dolayısıyla bu tür şeyle, bu tür mukayeselere girmek gerek yok. Gerek yok yani. Eyvallah. Elbette ki müekked sünnetlerimizi kılacağız. Kalkabilirsek teheccüdü de kılacağız ve kalkmaya da çalışacağız, zorlanacağız ve her birisinin kendi yerinde sevabını inşallah alırız. Peki selam. Allah razı evet. olsun. Hemen hızlıca diğer sorumuzu alalım. Erkeklerde kaş arasını almak caiz midir? Yani normalde erkekler için bir nehi görmedik. Yalnız almaması daha iyidir. Ama eğer çok çirkinse böyle ve o çirkinliği gidermek için almasında bir sakınca yok. Eyvallah. Peki selam. Gelsin diğer sorumuz. Bir bayan eşinin onun aldattığını anlarsa ona yine itaat etmesi gerekli midir Seydan? Yani kendi görevini yapması lazım. Evet Seydan. Yani eğer mesela erkek isyan yaparsa, günah işlerse o günah onun içindir. Tabii günümüzde işte bu ifade şeydir yani ben bu ifadeyi pek sevmiyorum. Eşi onu aldatıyor. Yani bu niye onu aldatıyor? Yani adam kendi günahı işliyor, Allah'a isyan ediyor yani. Haram işliyor, Allah'a isyan ediyor. Evet. Yani bu ifade bir nevi sanki kadının böyle bir hakkı var. Hakkına tecavüz ediyor. Hayır. Peki. Adam Allah'ın hukukuna tecavüz etmiş. Evet, selam. Dolayısıyla büyük bir günah işlemiş. Kebair işlemiş. O kebairi onun şeyinedir. Ama kadınlık görevini kendisi yapacak. Nikah altında bulunduğu müddetçe kendi görevini yapar yani. Peki selam. Tabii bu arada mesela mümkünse eğer nasihat edebiliyorsa yapsın güzeldir yani. Evet. Eyvallah. Alalım hızlıca hemen. Gerçekten çok soru geliyor. Şafii mezhebine göre yatsı ezanına 10 dakika kala namaz kılınabilir mi demiş Seydan.
yatsın namazını 10 dakika kala. Şimdi bu ifade şeydir. Yani her yerde doğru olmayabilir. Bazen olabilir, bazen olmayabilir. Evet. Şimdi Şafii mezhebine göre Eşşefakul Ahmer'in kaybolmasıdır. Yani kırmızılığın akşam namazından sonra gün batıda, yani batı tarafından gözüken o kırmızılık kaybolduğu zaman namaz kılınır. Yani yatsı namazı kılınır. Artık bu Hanefilere göre 10 dakika kalmış olabilir, 5 dakika kalmış olabilir. Hatta bazen hemen hemen aynı olabilir. Biz ezana göre hareket ediyoruz. Zaten ezana göre hareket etmek en iyisidir. Evet, hani bazıları mesela diyelim ki yorgunluktan dolayı veyahut bir hastalıktan dolayı erken kılıp, bir 10 dakika önce erken kılıp yatmak istiyor belki de. Evet. Şimdi onlar da eğer mümkünse sabretseler, ezanla kılsalar olur. Olmasa bunu hesap etmeye, o Şefakul Ahmer'in, yani en az 1 saat 15 dakikanın geçmesi lazım. Peki Seyda. Evet. Eyvallah. Gelsin diğer sorumuz hemen. Bazı hocalar takvimde günler vererek bu günlerde dikkat edin, afet veya bela gelebilir diyorlar. Bunu yapmaları doğru mudur? Bizim de bunlara inanmamız gerekir mi acaba? Yani bu tür şeyler doğru olmaz. Evet. Ama şu var. Hani mesela günahlardan dolayı. Bu var. Yani bir yerde günah çoğalınca oraya bela musibet gelebilir. Gün mesela diyor ki ayın 14'ünde büyük bir musibet olacak. Bekleyin. Bu yanlıştır. O gayipten haber vermektir ki bu caiz değil. Caiz. Kesinlikle. Peki Seyda. Gelsin diğer sorumuz. İnsanlar kendi aralarında konuşurken gayri ihtiyari Allah'ın eteğine sarıl ve Allah'ın eli seninle olsun gibi laflar çıkar. Bunun hükmü nedir Seyda? Ya bunlar mecazdır. Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntısı yok. Yani mecazdır. Peki Seyda. Çünkü yani Allah'ın eteğine sarıl derken yani Allah'ın yoluna gir. Allah'a sığın. Yani Allah'ın himayesine gir. Bir sakıncası yani yok. Allah'ın eli Allah'ın yardımıdır. Yani bu şeyde de hadis-i şeriflerde de geçen ifadeler var buna benzer. Eyvallah Seyda. Gelsin diğer sorumuz hemen. Devlet bankalarından biri çiftçilere faizsiz kredi vermektedir. Ama şartlar tarla ürününü sigortalamak ve bir miktar dosya masrafı diyorlar. Bu durumda bu krediyi almak helal midir Seyda? Bu tür şeylere girmemek en sağlam olanıdır. Evet. Yani bunlara girmemek iyidir. Bu tür şeylerde biraz faiz kokusu var. Fakat birisi muhtaç ise, gerçekten eğer mesela tarlasını süremiyor veyahut da şey yapamıyorsa, gerçekten de faizsiz bir kredi veriliyorsa, yani o dosya fiyat, dosya masrafı olabilir. Yani hani bir nevi hizmet karşılığını alıyorlar, bir şey olmaz. Peki Seyda. Evet. Gelsin diğer sorumuz. Eşimle nikah akdinde Seyda, köye taşınmama üzere anlaştık. Yalnız şu an eşim köye taşınma konusunda zorluyor beni. Ne yapmalıyım? Yani hani o şartlar yerine gel, o bir nevi bir sözdür. Sözünü yerine getirmesi iyidir ama sözünü yerine getirmese de bu nikaha zarar vermez. Evet. Yani nikahı bozmaz yani. Hani söz vermiş. Müslüman sözünde durmalıdır. Eğer mesela bir şartlar değişmişse ve bir mecburiyet meydana gelmişse kocasına itaat etsin, eşine itaat etsin. Peki Seydam. Gelsin diğer sorumuz. En faziletli zikir hangisidir? Kısaca Seydam. Efdalü zikri la ilahe illallah diyoruz. La ilahe illallah güzel bir zikirdir. Evet, yani bütün zikirler iyidir. Yani her birisinin kendi yerinde şeyi vardır. Mesela hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Elhamdülillahi temle'ul mizan. Yani bu hadis-i şerifte yani Subhanallah ve elhamdülillah. Yani yerle gök arasını doldurur diye. Yani dolayısıyla değişik zikirleri yapmak güzeldir. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, salavat. Bu konuda zikir kitabına müracaat ederiz. Zikir kitabına, yani bunlar iyidir. Peki Seyda. Böyle en faziletlisi budur, sadece bunu yapayım demesi doğru değildir. Peki Seyda. Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim. Okuma yazmam olmadığı için Kur'an'ın manasını bilmeden okuyorum. Bunun bir sevabı var mıdır? Elbette. Yani okumanın da sevabı var. Ama sen yine de mutlaka bir meal okuyabilirsin. Yani günde diyelim ki sen bir cüz sade Kur'an okuyorsan böyle 3-4 sayfa mealle birlikte oku. Ve bunu defalarca bitirdiğin zaman inşallah çok istifade edersin. Peki. Evet. Gelsin diğer sorumuz. Mazeretli iken mevlid okumanın salavat getirmenin bayanlar için herhalde bir mahzuru var mıdır? Hayır. Ya da
erkekler için cünüp olduklarında Seydam? Yok, zararı yoktur. Şimdi mevlid okumak ayet-i kerime yani. Değildir. Sevabı vardır. Sevabı var elbette. Salavat getirmek, zikir yapmak. Hatta zikir niyetiyle Felak Nas surelerini okumak da caizdir ve sevabı vardır. Ayet-el Kürsi'yi de okuyabilir. Evet. Eyvallah. Gelsin ama zikir niyetiyle. Tamam Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Yakın akrabam demiş, benim ismim üstünde bankadan kredi çekmek istiyor. Günahı bana olur mu demiş. Elbette. Yani sen izin vermemen lazım. Onaylasa günah oluyor. Evet. Ortak olur. Peki selam. Gelsin diğer sorumuz. Kaza orucunun kefaretini sadaka kutusuna atsak olur mu demiş. Yok. Kaza orucunun kefaretini muhtaç birisine verecek. Zekata muhtaç birisine vermesi lazım. Çünkü o sadaka kutusu nereye gidecek pek belli değil. Dolayısıyla muhtaçlar da vardır yani. Fakirler var bulunur. Onlara verse daha iyidir. Eyvallah. Gelsin diğer sorumuz. Ben astım hastasıyım. Geçen gün sabah namazını kalktım. Gusül abdesti almam lazımdı. Elektrik yoktu. Su çok soğuktu. Tekrardan yattım. Bundan sonra böyle bir şey olursa ne yapmam lazım? Öncelikle doğru mu yapmış, yanlış mı? Yanlış yapmış. Yani teyemmüm alabilirdi. Hanefi mezhebine göre böyle duvara elini vurup yüzüne sürecek, niyet getirecek. Namazını kılacak. Ve ondan sonra da ellerini, iki elini mesh edecek ve namazını kılacaktı. Sonra suyu ısıtıp tekrar namazını iade edecekti ve günahtan kurtulmuş olurdu. Şimdi o vebalı var yani. Bir dahaki sefer böyle yapsın. Bir dahaki sefer bu şekilde yapsın. Peki selam. Evet. Gelsin diğer sorumuz. Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum ama tesettürlü değilim. Ve hep etrafımdakiler ve ailem boşuna namaz kıldığımı, boşuna oruç tuttuğumu söylüyorlar. Evet. Ve ne zaman bir şey söylemeye çalışsam sen önce başını kapat diye kızıyorlar sürekli. Doğru mu söylüyorlar acaba? Yani biraz haklıdırlar. Fakat namaz kendi yerindedir. Uslub olarak. Oruç yani. Kendi yerindedir. Mesela sürekli böyle ayıplamak doğru değil. Nefret yani, ettirir. Evet belki. Yani ayıplamak yerine hikmetli bir şekilde anlatmaları güzel olur. Belki hikmetli anlatsalardı belki şimdiye kadar örtülmüş olurdu bu kardeşimiz. Allah Celle Celaluhu örtülmeyi nasip eylesin. Yalnız senin namazların eğer şartları yerindeyse namazın, orucun o kendi yerindedir. Onların inşallah sevabını alırsın ve onlar makbuldur. Yalnız tabii örtünmemenin ayrı bir mesuliyeti var. Yani o örtünmüyorsan onun cezası ve yani senin namaz ve oruç onu kaldırmaz yani. Onu kapatmaz. Ama namaz ve oruç kendi yerindedir. Çünkü her birisinin kendi farziyeti ayrıdır. Evet. Eyvallah. Yani namaz kılan bir bayanın tesettüre girmemesi de elbette büyük bir günahtır. İnşallah bu günahtan. Evet. Ama namaz yani örtünmediği çabucak. İçin namazı makbul değildir diye bir şey yok. Tabii makbuldur. Makbuldur inşallah. Eyvallah selam. Gelsin diğer sorumuz. Ben araba almak istiyorum demiş. Banka her ay maaşımdan kesinti yaparsa araba karşılığında bu faize girer mi demiş. Banka araba alacak Seydam, parası bankaya yatıyor maaşı. Oradan direkt o parayı almadan kesinti oradan oluyor. Aynı hesaba geliyor gerçi. Yani bu faize bir nevi kredi almış gibi oluyor. Evet. Bu tabii ki faizdir, evet, caiz değil. Peki Seydam, gelsin diğer sorumuz. İlk öğretim öğrencileri Kur'an-ı Kerim dersinde kitaptan Kur'an dersi okurken abdest almak zorundalar mı? İlk öğretim diyor. İlk öğretim küçüktürler daha. Yaşları küçüktür. Yani onların abdest alma zorunluluğu zaten normalde yoktur. Bir de hepsi Kur'an değil Seydam. Kitaptan alıyorlar. Evet, kitaplarda alıyorlar. Peki Seydam. Onlar zararı yok. Gelsin diğer sorumuz. Burçlar doğru mudur? Bunlara göre hareket etmek caiz midir? Yani burç var ama günümüzdeki gibi böyle falcılık yok yani. O doğru değil. İşte falan burcunda, falan burcundan diyerek yani kendilerine göre bir şeyler bazı kehanetlerde bulunuyor. Bu doğru değil, bu caiz değildir. Peki Seydam. Gelsin. Diğer sorumuz hazırsa. Diyorlar ki deprem olduğunda, yer sallandığında salavat getirmeyin. Yer aşka geliyor. Gerçekten bu doğru mudur Seydam? Doğru değildir. Böyle bir şey yok. Yok, öyle bir şey yok. Peki Seydam. Tam tersi salavat getireceğiz, evet. O zaman. Zekat Ramazan ayı dışında da verilir mi? Zekat günümüzde çok yanlış algılanmış. Yani verme zamanı. Evet. Sanki sadece Ramazan'da veriliyormuş. Öyle bir şey değil. Yoktur yani. Zekatın zamanı var. Yani diyelim ki eğer yıl geçme ile olan zekatlar diyelim ki paradır. Senin eline mesela diyelim ki Recep ayında senin eline 100 bin TL geçmiş.
Ve o 100.000 TL'yi sen altına çeviriyorsun. Gelecek sene Recep ayında onun zekatını vermek farz olur. Evet. Ramazan'a ertelemek günah olur. Peki. Yani dolayısıyla zekat ile Ramazan birbirinden ayrı şeylerdir. Ramazan oruç ayıdır, zekat ayı değil. Eyvallah senin. Peki gelsin diğer sorumuz. Oyun salonu kurmak caiz midir Seydam? Yani ne oyunu? Okey, ondan sonra bilardo Seydam. Evet, yani caiz olmayan oyunlar ise caiz değildir. Bilardo mesela ne bileyim? Mesela diyelim ki satranç. Günümüz satranç, dama gibi mesela öyle oyunlar için olsa tabii bu da mesela pek doğru bir şey değil ama mekruhtur yani. Ama haram oyunlar oynayacaksa mesela diyelim ki kumar aleti olup da ama sırf oyun da oynansa yine caiz değildir. Peki Seydam. Öylesi oyunlar varsa eğer. Dikkat etmesi lazım. Evet. Gelsin diğer sorumuz. Hristiyan bir kadın Seydam nikahtan Müslüman oldu. Evlendikten tekrardan Hristiyan olursa evlendikten sonra herhalde onunla evli kalmak caiz midir? Zaten nikahı düşüyor. Hristiyanmış, Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra tekrar Hristiyan'a dönse mürted olur. Bayan. Bayan mürted olur. Mürted olanın da nikahı düşer eğer tevbe etmesi. Ona tevbe etmesi telkin edilir. Böyle 3 gün bir hafta beklenilir. Eğer kabul etmezse o nikah zaten düşer. Peki Seydam. Evet. Gelsin diğer sorumuz. Annem için iskak yazmış ama iskat olması lazım. Evet. Parası veriyorum. Bu parayı medreseye veya deprem bölgesine verebilir miyim Seydam? İskat parası. Deprem bölgesine verebilir. Ya da medreseye. Medreseye de bazı alimlerin görüşüne göre verebilir. Bir sakıncası yok. Ama şeye mesela bizzat şahıslara verse daha iyi olur. Çünkü kefaret. Özellikle yemin kefareti. Çünkü iskat yemin kefareti ve oruç kefaretidir. Yemin kefareti en azam kişiye verilmelidir. 10 kişi. Evet. Peki Seydam. Gelsin diğer sorumuz. Erkekler vücudundaki bütün kılları tıraş edebilirler mi Seydam? Edebilir. Yalnız doğru bir şey değil. Bütün kıl demiş Seydam. Yani biz yüz bölgesini de anlıyoruz bundan. Evet. Hangidir istisnadır Seydam? Yani şimdi normalde zaten tıraş edilmesi sünnet olan yerler var. Evet, mesela koltuk altı ve etek tıraşı dediğimiz. Evet Seydam. Oraları yapması mesela sünnet. Kol, bacak Seydam. Ama kol, bacak ve göğüs kısımlarını caizdir. Eğer yaparsa bu mekruhtur. Mekruh. Eğer yani görünürse ki mesela kadının vücuduna benzeme ve fitne korkusu varsa haramdır. Eyvallah Seydam. Evet. Ama kaşlarını aldırırsa o da... Yani o da çok inceltirse caiz değil. Peki Seydam. Yani kadınlarınkine benzetse. Sakal, büyük. Şimdi sakal konusunda değişik görüşler var. Evet. Mesela Şafii mezhebine göre tenzihin mekruhtur. İmam Ahmed bin Hanbel'e göre haramdır. Hanefi mezhebine göre tahrimen mekruhtur. Yani haramdır o da. Yani kısacası çoğunluk, özellikle bıyık ve sakalın beraber tıraş edilmesi konusunda çoğunluğun haramlık üzerindedir. Yani haram olması daha çok böyle oturmuştur. Peki Seydam. Evet. Eyvallah. Gelsin diğer sorumuz. Alalım hemen. Sıla-i Rahim Seydam. Telefondan da yapılabilir mi? Demiş. Elbette. Elbette. Sıla-i Rahim demek... Ne demek Seydam? Birbirini sormak. Yani o ilişkiyi canlı tutmaktır. Eğer mesela telefon mümkünse telefon edilir. Fark etmiyor. Yani ama eğer gidilebildiği halde sırf telefonla bu belki yeterli olmaz ama telefon etmek de elbette ki çok iyidir. Yani onun da sevabı vardır. Çünkü onun hal hatırını soruyorsun. Bak ben seni hatırlıyorum, unutmamışım manasındadır ki bu faydası vardır ve iyidir inşallah. Eyvallah Seydam. Alalım diğer sorumuzu. Kabirlerin yanında namaz lanetlenmiştir. Hadisi doğru mudur Seydam? Yanlıştır. Öyle bir şey yok. Yok. Sadece mekruhtur yani. Makberde, kabristanda namaz kılmak mekruhtur. Çünkü mümkündür ki orada yani hani necis şey, kan, irin gibi ihtimal var orada. Ki günümüzde öyle bir ihtimal de yoktur. Doğru. Ama yine de hani kabristanda namaz kılmamak daha iyidir. Kılmak ise mekruhtur. Eyvallah Seydam. Evet. Gelsin diğer sorumuz. Kot pantolon ile namaz kılmak caiz midir? Önemli olan yani avret yerinin mahallinin ten renginin kapatılmasıdır. Yani kumaş, farziyet için. Kumaş önemli değil yani. Yani kumaş önemli değil. Fakat hani kot pantolon ile o şekilde dar bir elbiseyle namaz kılmak sadece mekruhtur. Mekruhtur. Hani sünnet olan
erkeklerin de eğer böyle namaz kıldıkları zaman böyle bol elbise, edebe daha uygun, sarık varsa sarık takmaları, yani baş açık namaz kılmaması. Hatta ceket gibi veyahut da artık bir pantolon gibi, yani böyle üstten giyecek bir şey varsa daha onu iyi. Da giyse daha iyidir. Peki Sedat. Evet. Var mı başka sorumuz? Alalım hemen. Siyah dışında renkli çarşaf giyinir mi demiş Seydam? Yani dikkat, tabii ki giyinebilir. Yalnız mesela hani böyle dikkati, erkeklerin dikkatini celbedecek renk olmasa, çok böyle cıvık bir renk olmasa, yani dikkati çekecek bir şey olmasa sakıncası yoktur. Yani mesela bu böyle biraz koyu renkli yeşil olabilir, koyu renkli böyle lacivert olabilir, siyah olabilir, kahverengi olabilir, gri olabilir. Buna da bir zarar yok yani. Peki. Bu soruyla birlikte Seydan programımızın da sonuna geldik. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey Allah var mı? Allah Celle Celaluhu cümlemizi bütün afetlerden, musibetlerden ve özellikle böyle büyük bir deprem gibi büyük musibetlerden bütün halkımızı, milletimizi, İslam alemini muhafaza buyursun. Amin Seydan. Allah sizlerden de razı olsun. Çok istifade ettik. Allah razı olsun. Allah-u Teala sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah. Değerli izleyiciler, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar inşallah aynı saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Tabii bu arada çok soru geldi. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Hakkınızı helal edin. Bu kadarını yansıtabildik. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Selametle kalın.